Türkiye, kahramanların doğduğu topraklar. Destanlar ülkesi. On binlerce yıllık geleneklerin çağdaş akılla buluştuğu anaç topraklar. Her günü ayrı öyküler barındıran, büyük ailenin her üyesinin uğraş verdiği birlik yuvası. Annenin silah, çocuğun cepheye su, babaların bayrağı taşıdığı zaferlerin arkasından asıl mücadelenin cehaletle, ekonomiyle yapılacağını gören insanların ülkesi. İşte bu yeni dönemde en büyük gücümüz aile birliğimiz oldu. Babalar oğullarına, dedeler torunlarına mesleklerini öğrettiler. Torunuma fırsat buldukça yaşamın nelerden geldiğini, nasıl olacağını, senin şu andaki hayatındaki gibi değil yaşan başlangıçları diye ona anlatırım daima. Ben gece 3'lerde geliyordum eve. Fabrikalarda adam, o zaman adam yok. Aynadan kömürü bir kazmacı kazar, kürekçi çuvallara doldurur, Konyalı sırtını alır, koşa koşa dışarı dökerdi. Götürdüm, yapma be kuzum, bundan çok batan oldu, sen de batarsın, uğraşma bunlarla. Pulluk civatası yaparsın, ziraatçılara satarsın, yapma bunu falan dedi. Ama en sonunda ben ona bu mallarımı sattım ve benden bayağı mal alır hale geldi. Aile birliği olmasa herkes bir kenetlendi. Fabrikayı kapadık, tekrar açtık, zorluklar çekildi. İlkokulu burada okurken okulda gofret yapıp çikolatini sarıp onları okula götürüp kardeşimle beraber satardık. Bir gün müdür yakaladı, hatta okulda utanmıyor musun ticaret yapmaya diye. Sonra bir daha sattırmadı bizi. Okul otobüsünde devam ettik. Velhasıl 10 sene böyle şey yaptıktan sonra çocuklar da yetişti. Kardeşim de çok iyidir. Dedim bir aronom şirket kuracağız. Patronsun ya, senden korktuğu için beni atar diye. Peki baba, ben mahsus ters halbuki yanlış söylüyorum ben. Mahsus karşı gelsinler, işe girsinler diye karşı gelmiyorum. 3 makine alacağım diye gittim. Tabii imalattan gelen talebi bildiğim için orada pazarlık esnasında biz 13 makineye çıktık. Ve ben döndüğümde 13 makine aldık dediğimde biz bir hafta kadar falan konuşmamıştık. Ailenin bir arada kalması, ailenin beraber çalışması için de bir aile anayasasının olması gerektiğini hissettik. Bizim şansımız aile anayasasını oluştururken ve halen yaşatmaya gayret gösterirken şansımız ilk jenerasyonlarla beraber yaptık. Şimdiki en büyük şansımız da işte bir başımız sıkıştığında onlardan iki cümle bir şey duymak ya da onların söylemesi, işte bu müthiş bir lüks. İşte böyle bir birliktelik için yeni ailelerini Tayder'i kurdular. Hızlı bir gelişim gösteren Tayder, 2012'den bugüne 40 kurucu üyeden 131 aile şirketi üyesi ve 400 bireysel üyeye ulaştı. Artık global bir aile olmanın zamanı geldiğinde ise FBN, Family Business Network, yani Uluslararası Aile İşletmeleri Ağı'nın bir paydaşı olma kararı verildi. Tayder üyesiyseniz, dünyanın en güçlü iş ailelerinin üye olduğu Family Business Network'ün tüm kıtalara yayılmış 9000'i aşkın üyesiyle aynı çatı altında buluşabilir ve gelişim serüvenlerini ortak paydalarda izleyebilirsiniz. Aile İşletmeleri Derneği'nde kazandığımız bir sürü teorik bilgi var. Bu teorik bilgilerin hayata uyarlandığında neler yaşandığını, yaştaşlarımızın ne gibi zorluklarla karşılaşıp onları nasıl aştığını, örneklerini görmek, yalnız hissetmemek, yani birçok konuda birçok şeyin aslında benzer olduğunu görmek. Ayrıca genç üyelerin bu ağın Gelecek Nesil ve Gençlik Komitesi'nde buluşmalarını sağlayarak onların daha hızlı yönetime hazırlanmalarını destekleyebilirsiniz. Kendi hayatımda çok zor geçen bir seneyi NLC gibi bana güç katan, enerji veren ve yalnız olmadığımı hissettiren bir grupla yaşamış olmak bugün muhteşem bir duygu. Her geçen gün daha ileri, daha iyi hedefler koyan Türkiye'nin güçlü aileleri ve profesyonelleriyle birlikte Tayder, büyüyen Türkiye'nin büyüyen derneği olacak. Acaba babam doğru mu söylüyor? Acaba dedem mi haklı? Her şeye hakim mi olmak zorundayım? Acaba ben mi yanlış yapıyorum gibi soru işaretleri belirmeye başlamıştı kafamda. Fakat Tayder'le tanışıp o paylaşımları yaptıktan sonra diğer arkadaşlarla, üye arkadaşlarımızla
Ben kendimin doğru yolda olduğunu, düşüncelerimin doğru olduğunu ve bu yolda ilerleyip başarılı olabileceğimi tekrar bir kez daha kendime güvenim geldi ve ben kendime inanmış oldum. Global tecrübelerle Türk aile yapısının birbirine bağlılığını birleştirerek şirketlerin sürdürülebilirliğini daha da ileri yıllara taşıyacaktır.